Evet, şu an küre standında yine küre kilimi dokuyan ablamız Nihal Cengiz'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz kızım. Evet, bu küre kiliminden bahsedebilir misiniz biraz? Nasıl oluştu? Küre kilimi 1880 yıllarından 1920 yılına kadar kürede kızlarımızın çeyizlerine, misafir odalarına dokunan bir kilim, küre kilimi. 1920'de küre çok büyük bir yangın geçirince bunun maliyetinin biraz her şey telef olmuş yangında. Dükkanlar, evler kaybedilmiş. Biraz koyunlar tabii o şeylerde, köylerde de biraz kürede yangın geçince göç olayları başlamış. Maliyeti zor olduğu için bu işin çul kilim olarak, daha basit olarak dokumacılık o şekilde tefeli tezgaha dönülmüş. Ama gene de bu tezgahlarımız evden kalkmamış bizim. Mutaf tezgahı adı altında tahıl kilimleri, çuvallar, böyle şeyler dokunmaya başlanmış. Evde de, her evde kürede bir tezgah vardı. Kürede Kurtuluş Savaşı'nda küre Kastamonu çevre çok şehit verdi. Çanakkale'yi falan biliyorsunuz siz bunları. Herkes dokumacılıkla, bayanlar el elde baş başta kalmış. Giden erkekler geri dönmemiş. Bir slogan vermişler, kürede mekik boyu bez dokuyan aç kalmaz diye. Her evde üretim gibi, atölye gibi bir tezgah vardı. Ama mutaf tezgahı, ama döşemelik tezgahlar eskiden böyle hazır yoktu. Evet, kadınlarımız da böyle geçmiş. İç çamaşırları falan hep dokuma işiydi. Döşemelikler, ev döşemeleri, sedir örtüleri, perdeler, dokuma eşiğine, esnaflara bunları dokuyarak biz bayanlar geçimimizi sağladık. Benim de ailem dokumacılıkla geçindik devamlı. Bana da çok değerlerimizi yaşatmak için sizde yeni öğrenciler yetiştiriyoruz. Tabii mutlaka bunu, bu kültürü devam ettirmeyi düşünüyorum her türlü. Kastamonu, küre kazası en eski ilçelerinden Kastamonu'nun. Bunu çok devam ettirmeyi, kültürümüzü, eski kültürü tekrar yeniden daha canlı olduğunu görüyorum ben. Eskilerde bizim yaşadığımız şeyleri, yani bazıları kayboldu ve onları tekrar sağ olsun kaymakam beyimiz de, müdürlerimiz de öyle, tekrar gündeme getirmeyi düşünüyorum. Sizlerin sayesinde unutmadan biz de bunları yaşıyoruz. Tabii ki kızı. Teşekkür ediyoruz. Şey değil yavrum. Siz de daha sonra kilim dokurken de yine çekimimizi yapacağız. Dokurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Küreye buyurun. Sizi İnşallah. Küreyi tanıtalım. Küre yemekleriyle kürenin mantısı ayrıdır. Öyle başka yörelere benzemez. Çok güzeldir. Sizleri bir misafir edelim. Bekleyelim. İnşallah. Kürede dokunan el emeklerini, küre evlerini gösterelim sizlere. Tarihi güzel ilçelerimizden birisi zaten. Çok sever. Buyurun, bekleriz küreye. Teşekkür ediyoruz. Küre Kaymakamlığı olarak küreden doğal ürünlerimizi patentleştirdik. Bu ürünlerimiz arasında işte dağ çileği reçelimiz, böğürtlen reçelimiz, ayva reçelimiz, ahlat pekmemizimiz, küre dağları doğal balı var. Ayrıca küre dağ cevizimiz var ve bunu böyle özel bir şekilde sunmaktayız. Ayrıca küre fındığımız var. Bu da küre dağlarında yetişmektedir. Bunu da böyle etiket yapıp satmaktayız. Ayrıca başka neyimiz var? Bakıyorum. Dağ çileğimiz var. Bunları köylerde, işte köyde yaşayan ailelerimizden topluyoruz ve bu halde satışa sunmaktayız. Bunları çok ilgi gördü. Biz Migros Barutçoğlu AVM'de standımızı açtık. Orada da çok ilgi gördü. Ayrıca İnebolu'da standımızı açtık. Onlar da çok ilgi gördü ve insanlar hani bu fikri nereden geldiğini çok merak etmişlerdi. Biz de dedik, köylerimizde yapılan ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? İşte halka nasıl piyasaya sunabiliriz derken işte böyle bir fikrimiz olduğumuzu beyan ettik onlara. Onlar tarafından çok hoşgörüyle karşılandı ve bunların devamını da beklediklerini söylediler.